Herkese selam canlar. Kanalıma hoş geldiniz. Duyduğuma göre beni özlemişsiniz. Kızlar, beyler, çocuklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Dün de atamadım herhalde. Ondan önceki de herhalde video atamadım. Çünkü hem yorgundum hem biraz kendimi iyi hissetmiyordum. Ama şu aralar iyiyim, bomba gibiyim. Herkese bu arada hayırlı iftarlar. Bugün arkadaşlar ne var? Analı kızlı çorbam var. Allah'a söyle bakın gözleme var. Buradaki ıspanaklı, buradaki patates kaşarlı. Sarımsak turşum var, yoğurdum var, hurmam var. Hurma da olsun tabii ki de. Ve kola. Kolasız yapamıyorum. Benim nedense şu aralar hep içim yanıyor anam. Kola, kola, kola. Ama light kola tabii ki bu dönemlerde. Bana demişler ki abla artık kolanın da reklamını bile yapma artık. Yeter falan yazanlar var. Anam ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Ben bunlarsız duramıyorum. Alışkanlık yapmışım kendime. Nasıl gidiyor canlar inşallah? Güzel gidiyordur. İnşallah hepinizin sağlığı yerindedir. Sıhhat yerindedir. Vallahi ben de işte gördüğünüz gibi birkaç gündür böyle kendimi yorgun hissediyordum. Camları bugün açtım. Bütün hepsini güzel bir temizlik yaptım. Sanki evim çok pisti anam. Bende temizlik hastalığı var. Gittim hemen Carrefour'a. 3 çeşit çamaşır suyu aldım. 3 çeşit. Bir Bingo'nun aldım. Bir mutfak için aldım. Bir banyo için aldım. O Bingo'nun farklıları çıkmış. Bir de burası salon için aldım. Gel bugün evi temizle. Bulaşıklar vardı. Onları yıkadım. Çamaşırlarım vardı. Onları hallettim. Bakırköy pazarına gittim bugün. Birkaç bir şey aldım. Uygun fiyatlar buldum. Dolaştım. Bir yerde bir tane tişört sordum. Kısa kollu 100 TL'ydi. Biraz daha ileri gittim. Bir baktım iki tanesi arkadaşlar ne derler? 100 liraydı. İki tanesi 100 liraydı. Düşünün. Biraz da ıspanaktan yiyeyim ana. Sonra çay yapacağım. Ondan sonra tatlım var, tulumba tatlım var. Sonra çayla onu artık yer içer, oturur, keyfime bakar. Ayaklarımı uzatıp televizyon seyrederim. Çok yoruldum bugün. Pazara dolaş. Ama bayağı uygun şeyler buldum. 20 TL'ye bile şeyler buldum. Vallahi neler aldım. Gezince alıyoruz, o buluyorsun. Bir de o Bakırköy pazarında bit pazarı da varmış kız. Bilmiyordum. Yanında hemen. Neler var neler. Ama sadece cumartesi günleri kuruluyor. Turşular olmasa ne olacak halim? Bitmiş hemen gittim markete sarımsak turşusu aldım. Şu sarımsak turşusu anam. Şu kadar kavanozda 57 lira be. İnsaf ama. Önceden marketlere bir markete girer çıkardık. Şimdi yok ana, bir markete girip çıkmıyoruz. Kadir de beni arayıp duruyor. Diğer telefondan söylesem yayındayım diye dur bir dakika. Burada kayıtlıysa söyleyeyim. Kadir ay yok kız. Şansıma buraya kaydetmemişim Kadir'i. Yok vallahi. Keşke kaydetseydim. Ana kaydetmemişim. Neyse beklesin vallahi. Sabah arıyor beni de bir amla deminden beri. Uğraşamam. Bir videomu çekeyim.
Bugün çok acıkmışım. Çok iş de yaptım ya saatler boyunca. Bir yandan iş yaptım, bir yandan da yine Müge Anlı'yı açtım. Tekrarını. Cuma günkünü. Müge Anlı'yı çok seviyorum. Bana çok iyi geliyor. Ama bazen de sinir dolduğum bazı konular da oluyor. Biliyorsunuz sizle paylaşıyorum. Ama çok seviyorum. Mutlaka gidip göreceğim onu. Görmek istiyorum. Şeye mesela çok takıldım. Her gelen konuğuna acayip işte ufak yaşta olabilir veya büyük yaşta olur. Ya işte bir kadın artık 50 yaşına gelmiş. Neden okumadın? İşte okumalı. Herkes okumalı. Bilmem ne hep bunu söylüyor ya. Ben buna çok takılıyorum. Nedenini hemen söyleyeceğim. Bunu herkese, genç olanlara da söylüyor. Neden okumadın? Neden okumadın? Veya yaşlı olana da söylüyor. Ama şöyle bir şey var. Herkes maalesef Müge Anlıcığım buradan söyleyeyim de şanslı olamıyor. Kimi doğarken şanslı annesi anneden babadan paralı olabiliyor bilmem. Herkes şanslı. Ben de mesela okuyamadım. Okumadım. Okumadım değil okuyamadım mesela. Herkes annesini babasını seçemiyor. Herkes varlıklı olamıyor. Şimdi okumakta dünya bilmem ne hani mesleğini alın falan diyorsunuz ya elinize. Ya benim tonlarca arkadaşlarım var okuyan bilmem ne mesleklerinde ama mesleklerini yapamıyorlar. Kadir yine arıyor beni Allah'ım ya Rabbim. Evet mesleğini herkes eline alsın da aynı şekilde ama maalesef bu ülkede çok okumuş insanlar var ama asla çoğu mesleğini yapamıyor. Farklı farklı mesleklerde oluyorlar. O yüzden bence herkes maalesef şanslı olamıyor. Öyle bakmamak gerekiyor. Herkes affedersiniz villalarda paralı doğmuyor işte ne bileyim. Herkes şanslı değil. Kimi okuyamıyor, çalışmak zorunda kalıyor. Kimi mecbur okulunu bırakmak zorunda kalıyor. Hani hep konuşurken ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, ben böyleydim falan derken herkesin hayatı farklı ya, herkes aynı olmayabiliyor ya, herkes aynı kulvarda olmayabiliyor ya. Evet sen okumuş olabilirsin, işte dadılarla büyümüş olabilir bazı ünlüler falan filan ama herkes aynı değil maalesef. Sadece bu konuya katılmıyorum. Ben de okumadım. Ama bilgim çok iyi. Kendimi geliştirdim her konuda. Hayat mezunuyum, öyle düşün. Bazen okumak da bir şeye fayda etmiyor. Kadir bin defa beni aradı. İnşallah sesim gitmemiştir bazı yerlerde. Uçak modunu almayı da unuttum. Vallahi. Aha. Yakında klip de çıkacak. Roman havası çıkaracağım. Bayramda düşünüyorum. Bayramda yine üzgünüm. Arife günü yine üzgün olacağım. Yine belki gözyaşı dökeceğim. Aman aman. Şimdiden kendimi hazırlayayım. Eve peçeteler, meçete. Adam gözlemeli de çorba için herhalde ilk benimdir Türkiye'de. Dünyada ya da. Ne kadar farklı biriyim. Evet buradan bazı çocuklara seslenmek istiyorum. Bazınız yemek yemiyormuşsunuz. Annenizi babanızı dinlemiyormuşsunuz. Bakın buradan söylüyorum çocuklar. Yemeğinizi yiyorsunuz. Hemen büyüyorsunuz. Tamam mı?
Hepiniz güzel böyle meslekleriniz oluyor. Hayat bakış açınız güzel olacak. Yemek yiyin ama yemekleri yemeden büyüyemezsiniz. Sakın unutmayın bunu, tamam mı? Mutlaka hepiniz yemeğinizi yiyin. Beni izleyin, hep beraber yemek yiyelim afiyetçe çocuklar. Hadi hepinize afiyet olsun şimdiden. Geliyor mesajlar bana. Aa, tabii ne kadar dayı o seslerim gitti. Cayır beni arıyor kardeşim. Doğru yer aldı. Kızar yine bana tokattan şey geldim. Ne derler? Ne geldi kız? Yaprak geldi. Tokat yaprağı. Çok güzelmiş. Kadın mutlaka sar dedi. Bugün aklımda aslında vardı dedim. Bir yine biber dolması sarma yapayım. Ana birim yeter. Ama yaparım yine. Anam resmen bir şeyi bitirdim ya. Sarımsak turşusuna. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Bugün de doydum ya. Görüyorsunuz bazen tek oluyorum, bazen Kadir oluyor, bazen Handan oluyor. Ama arkadaşlar size bir şey paylaşmak istiyorum. Beni sakın kimse yanlış anlamasın. Eleştirebilirsiniz de, sorun da yok. Benim kapım herkese açık. Masam da herkese açık. Maddi gücüm olduğu sürece herkese kapım açıktır yani masam. Hiç fark etmiyor. Ben öyle birini kapıdan çevirecek kadar affedersiniz merhametsiz falan bir insan değilim. Ama şöyle bir şey var. Bilmiyorum bana hak verirsiniz ya da vermezsiniz. Kadir yine beni arıyor. İnşallah seslerim gitmiyordur. Kadir Allah'ım ya Rabbim. Turşunun araması bitsin de söyleyeceğim. Sesler gidiyorsa video mahvoldu. Bilmiyorum. Adam beni bin defa aradı. Her neyse hemen söyleyeyim. İnşallah bana hak verirsiniz. Ya da vermezsiniz. Size kalmış bir şey. Handan'ı gerçekten çok seviyorum. Bak ciddi söylüyorum. Yani belki evladım olsa bu kadar yani severdim. Öyle söyleyeyim. Ciddi anlamda seviyorum. Yalan yok. Yalansız ve riyasız konuşuyorum. Ama şöyle bir şey var. Beni hep rahatsız eden sadece. Yani her geldiğinde daha kapıdan girer girmez. Şunu ver, bunu ver, şunu götüreceğim, bunu götüreceğim eve. Yani artık böyle artık bunu düşünür oldum. Kendimi mi kullandırıyorum ya da ya da Handan değil ama bak sakın yanlış ama Handan çocuk ruhlu, Handan asla değil. Bunu baştan söyleyeyim. Handan değil yani. Handan'ın düşüncelerinin olmadığını adım gibi eminim. Handan çünkü beni çok seviyor ve bana çok değer veriyor. Ben sizi yapamayan, benim için ağlayan, gerçek anlamda öyle. Handan için asla aklımda hiçbir kötü bir niyet yok. Ama sanki bunun annesi böyle git şunu iste bunu iste gel. Bakın şöyle bir şey. Neden bunu artık kanaat getirdim? Nedenini de söyleyeceğim. Yani geliyor mesela mont şunu istiyor falan veriyorum gönderiyorum. İşte annem diyor şunu istiyor tabaklı veya bir şey gönderiyorum. Ertesi gün Handan cama çıkıyor. Annesi onun içine çekip camı kapatıyor. Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani o gün işi düşüyorsa yolluyor.
videoyu çektiriyor, tekrar geri geldi. Yani çocuk benimle mutlu, benimle paylaşıyor, geziyor, ediyor. Ki siz zannediyorsunuz ki, arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki Nilhandan'a sadece yemek verip evine yolluyor. Öyle düşünüyorsunuz. Hayır. Hemen karşı kafe, biz yemek yiyoruz, karşı kafeye iniyoruz beraber. Karşıda benim kafe var. Hemen orada ne derler? Çaylarımızı içiyoruz, oturuyoruz. Handan bazı şeyler istiyor, onları alıyorum. Özel şeyler söylemek istemiyorum. Yani aslında kamera arkası daha farklı. Ben bunu çok dile getirmek isteyen bir insan değilim. Bazı insanlar da yazmış işte hani Handan acaba niye? Yani var öyle birkaç tane yorumlarda geçen gördüm böyle. Niye Handan'ı kullanayım? Yani Handan'ın bana getirisi ne olabilir ki? Ben zaten yemeğimle herkes beni biliyor. Yemek yiyen benim zaten. Kapımı açan da benim. Affedersin bütün her şeyi alan da benim. Hani Handan'ın bana ne getirisi olabilir ki? O çocuğun yani. O masumun bana ne getirisi olabilir ki? Ben zaten kendimi izletiyorum. İzliyorlar beni. Seviyorlar insanlar. Ya yani bilmiyorum. Düşüncelerimi inşallah farklı anlamazsınız. Hani oruç tutan bir insanım. Oruç lazım da yine söylüyorum arkadaşlar. Yani sakın bu da art niyet aramayın. Yok da art niyet. Benim kapım herkese açık. Ki biliyorsunuz bütün arkadaşlarımı, bütün çevremi çağırırım. Yemeğimi yaparım. Otururlar. Hiç sorun yok. Onun hiç arkasında şeyinde değilim yani. Aramam da. Ama bazı konular beni ciddi anlamda rahatsız ediyor. Kendimi kötü hissediyorum. Ne eksiğim var? Diyorum. Handan'ın annesi neden böyle yapıyor mesela kendi kendime? Çocuk mutlu. Bana benden zarar gelmiyor. Mutlu bir şekilde gidiyor. Geziyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ya alacağını alıyorsun. Ertesi gün farklı oluyorsun. Aradan bir iki gün geçiyor. Tekrar şunu istiyorsun. Değil şunu yolla. Yolluyorum. Tekrar kızı yolluyorsun. Yani ben yani çocuğu da bu sefer kullanılmış hissediyorum artık. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? O da beni takip ediyor. İzliyor benim yemek videolarımı. Yapmasın böyle şeyler. Vallahi yapmasın. Olmaz yani. Günahtır yani. Söyleyeyim. Herhalde inşallah beni anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Neyse kızlar. Ay sesim gitti kız. Bu ne? Aa. Neyse kızlar sizdir gerçekten çok. Hep kızlar diyor. Buna beyler de var. Çocuklar da var. Çocuklar, kızlar, beyler. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki beni izliyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Sayenizde bu yemekleri yiyorum. Emin olun bunlar sizin sayenizde. Bunu baştan söyleyeyim. Sizler izliyorsunuz. Ben kazanıyorum. Az da olsa kazanıyorum. Sizin sayenizde ocağımda, evimde temizliğimi yapıyorum. Ocağımda yemeğim pişiyor. Yani emin olun sizin sayenizde. Hakkınızı helal edin. Başta bunu söyleyeyim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sizlerin sayesinde ben ekmek yiyorum açıkça. O yüzden sizleri gerçekten çok severim ama para kazandırdığınız için de değil bunu söyleyeyim. Ciddi anlamda yorumlarınız, beni sevmeniz, beni ailenize kabul etmeniz benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Ki zamanında ben bunun çok yokluğunu yaşadığım için ama sizlerle konuşurken sanki benim karşımdaymışsınız gibi. Gerçek anlamda sizlerle konuşurken inanılmaz mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Anam yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Bakarım kız, evim temizliği zaten bitti. Ki desen ki pis mi evim? Asla. Şimdi yani kamerayı çevirip istiyorsanız göstereyim. Asla. Ama ben... Abi bak hocalarım yine bozuldu bak. Durmuyor anam bende hiçbir şey. Temizlik hastalığı var. Ben bir şey hastalığı var ama ne hastalığı var ben de bilmiyorum. Devamlı sil anam sil. Yarın da dedim ki yarın da kalkayım erkenden koltukları sileyim. Niye sileceksen bembeyaz çarşaflar duruyor hala. Yıkandı serdim çarşafları marşafları. Yani hatta sonunda size göstereyim kız anam dur. Niye böyle şey yapayım? Oh bak şimdi. Ha bu karın evi temiz. Tertemiz evim bak ha görün mis gibi. Bu çarşafları daha yeni serdim kızlar. Ha. Daha tertemiz. Bak bu tarafı da böyle. Halıları kaldırdım bugün. Yerler silindi. Tek şu halım kaldı. Evin tertemiz kız. Sorun yok aslında.
Ama ben deliyim herhalde, bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet. Şöyle bir köşemi göstermek istediyorum. Ne yazıyor burada? Dur kız, şöyle yapayım. Anam dur, şu çiçeğimi bir çekeyim de. Dur, size sonunu böyle bitireyim dedim. Bakın burada ne yazıyor? Hayatta en çok uyguladığım ve inandığım ve yaptığım şeylerden bir tanesidir. Sabret, şükret, dua et. Hayatta yaptığım üç tane şey budur. Hep de yaptım. Rabbim bana çok güzel kapılar açtı. Sizler de varsınız. Sizleri de tanıdım ben Rabbimin sayesinde. O yüzden sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. Kocaman kocaman öpüyorum canlar.